Bu bilgilerden Mustafa Kemal ile ilgili hallerinden hangileri söylenebilir? Yabancı dile ilgi duyduğu, yabancı dile ilgi duyduğunu böylece okul derslerine oranla daha fazla derecede Fransızca öğrendiğinden, bahsettiğinden çıkarabiliriz. Hırslı bir öğrenci olması onun şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim ve ona çalışmaya başladım. Yani arkadaşının kitaplarına hiçbirini beğenmemesinin gücüne gitmesi, pes etmeyip hırslı olduğu için şiir ve edebiyata ilgi duymaya başladığından, bunları araştırmaya başladığından bahsetmiş. Kültürel faaliyetlerle ilgilendiğini, kültürel faaliyetleri Manastır Askeri İdadesi'nde okurken hem Fransızcadan geri olduğunu, hem bunun için Fransızca öğrendiğini, hem de edebiyatla çok ilişkisi olmaması, arkadaşının da kitaplarını beğenmemesi üzerine edebiyat ve şiire ilgi duyması onun kültürel faaliyetlerle ilgilendiğini göstermekte. Buradan da doğru cevabımız karşımıza değişik olarak gelmekte. Bu haritaya göre cemiyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Teali İslam Cemiyeti'nin Konya'da hakimiyet kurmaya çalıştığı rengine baktığımızda pembe renkte Konya'da bu cemiyetin olduğunu görüyoruz. Mavri Mira Cemiyeti'nin Ege ve Marmara'da faaliyet gösterdiği daha açık pembeyle Mavri Mira Cemiyeti'nin Ege ve Marmara'da görüldüğünü görmekteyiz. Mardin ve Hakkari'nin Kürt Teali Cemiyeti tarafından faaliyet alanı olarak seçildiği, bunu da Kürt Teali Cemiyeti tarafından seçildiğini nerede görmekteyiz? Burada açık maviyle verdiği Mardin, Hakkari ve çevresinde Kürt Teali Cemiyeti'nin renkleri verilmiş. Karadeniz'de bazı İngilizlerin İngiliz Muhitleri Cemiyeti tarafından faaliyet alanı olarak seçildiği demiş. Fakat Karadeniz'de burada daha farklı bir renk kullanılmış. İngiliz Muhitleri Cemiyeti karşımıza böyle kahve tonuyla verilmiş ve İngiliz Muhitleri İstanbul'da bulunmakta. O yüzden hangisine ulaşılamaz diye sorulduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır. S. Barış Anlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. Barış Anlaşması yukarıda verilen maddelerden hangilerin Anadolu'nun işgaline zemin hazırladığı söylenebilir? 1. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Bu komisyonda Türk üye bulunmayacak. Osmanlı ordusu jandarma gücü dahil 7 bin kişiyle sınırlı olacak. Osmanlı Kara Kuvveti gönüllü olarak askere yazılanlardan oluşacak. Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek. Osmanlı kaynaklarını korumak ve arttırmak için bir mali komisyon kurulacak. Bu komisyon Osmanlı bütçesini kontrol edecek. Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak. Antalya, Konya, İç Batı Anadolu ve 12 ada İtalya'ya bırakılacak. İşte Anadolu'nun işgaline zeminin bir maddesidir. Ege bölgesi, Doğu Trakya ve Ege adaları Yunanistan'a verilecek, yine bir işgaline zemindir. 8. Güneydoğu Anadolu, Suriye ve Lübnan Manda yönetimi tarafından Fransızlarca Manda yönetimi kurulacak. Yine bir işgaline zemin niteliği taşımaktadır. Bu anlamda baktığımızda hangileri altyapıyı hazırlıyor işgallere? 6, 7 ve 8 ne olur maddeler. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki görsellerde ve tabloda Sakarya Savaşı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu görsel ve tablodan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk ordusunun imkanları Yunan ordusuna göre daha zayıftır. Orduların imkanlarını kıyasladığımızda Yunan ordusuna göre Türk ordusunun daha zayıf olduğunu görmekteyiz. Hava gücü bakımından Yunanların önemli bir üstünlüğü bulunmaktadır. Hava gücüne bakacak olursak karşımıza uçaklar da özellikle Türk ordusunda 2 taneyken Yunan ordusunda 18 tane bulunmakta. Türk ordusu askeri ulaşım araçları bakımından da yoksundur. Askeri ulaşım araçlarına baktığımızda rakam olarak erat, tüfek, makinalı tüfek, top, uçak, özellikle askeri ulaşım araçlarına bakıldığında kamyon ve arabalar bakımından Yunan ordusuna göre daha yoksun olduğunu da görmekteyiz. Fakat Yunan ordusu askeri malzemelerini İngiltere'den temin etmiştir diyor. Burada sadece hangi grubun, yani Türk ordusu Yunan ordusunun ne kadar bir askeri teçhizata sahip olduğunu gösteriyor. Yunanistan'ın nereden teslim aldığına dair, yardım aldığına dair bilgi verilmediği için yanlış cevabımız B şıkkıdır. Buna göre Türk Medeni Kanunu'nun durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir? 17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu olarak kabul edildi. 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girdi. Türk Medeni Kanunu ile tek eşli evlilik kabul edildi. Evliliğe yaş sınırı getirildi.
Evlenmede kadının rızasının alınma zorunlu hale getirildi. Evlilikte resmi nikah sorunlu oldu. Mahkemede kadın erkeğin eşitliği eşit sayıldı. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanındı. Kadınların boşanma hakkı erkeklerle eşit hale getirildi. Patrikhane ve konsoloslukları mahkeme kurma yetkileri sona erdirildi. Bu anlamda medeni kanun kadınlara değer verdi mi? Evet. Kadınların erkeklerle sosyal ve hukuksal alanda aynı haklara kavuşmasını sağladı mı? Evet. Kadınlar siyasi alanda hak elde etti mi? Hayır, burada siyasi alanda kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, muhtarlık, belediye veya milletvekili gibi seçme seçme haklarına sahip olmasından bahsetmesi gerekir. Bunlar daha sonra gerçekleştiği için medeni kanunda kadınlarla ilgili siyasi haklar bulunmamaktadır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre Şeyh Said isyanı ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine metinden ulaşılamaz? Şeyh Said padişahlığı ve hilafeti geri getireceği savı ile din elden gidiyor propagandası ile çevresine birçok insan topladı. Bu insanlar dinlerine hizmet ettiklerini zannederken aslında İngilizlere yardım ediyordu. Kısa zamanda bütün Doğu illerine yayılan bu ayaklanmayı bastırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 Mart 1925 yılında Takviye-i Sükun Kanunu yani huzur ve güvenliği sağlama yasasını çıkardı ve istiklal mahkemelerini tekrar kurdu. Bölgeye giriş ve çıkışları yasaklayıp seferberlik ilan etti. Türk ordusu isyancıların üzerine yürüdü. Kısa bir süre sonra iç isyan bastırıldı. Yakalanan suçlular ve Şeyh Said istiklal mahkemelerinde yargılanarak çeşitli cezalara çarptırıldı. Ancak bu isyan İngiltere'nin işine çok yaradı. Çünkü Şeyh Said isyanı ile uğraşan Türkiye, Musul üzerindeki haklarından vazgeçmek zorunda kaldı. Hangisine metinden ulaşılamaz diye sorulmuştu. Şeyh Said isyanı çıktığı bölgede geniş bir alanda destek buldu. Evet, bütün Doğu illerine yayıldığından bahsetmişti. Şeyh Said isyanı İngiliz çıkarlarına hizmet etti. Evet, Şeyh Said'i destekleyenler aslında İngilizlere yardım ediyordu diye söylemişti. Türkiye'deki iç sorunlar dış politikayı olumsuz etkiledi. Evet, bu yüzden Musul kaybedildi. TBMM'nin uluslararası arenadaki etkinliği arttı mı? Hayır, iç sorunla ilgilendiği için uluslararası alandaki arenadaki yeri azalmaya başladı bu iç mesele yüzünden. O yüzden yanlış cevabımız A şıkkıdır. Mustafa Kemal ile Fransız Büyükelçisi arasında geçen konuşmada Mustafa Kemal şunları söylemiştir. Ben toprak büyütme delisi değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak anlaşmaya dayanan hakkımın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. Bunu bilerek ve sözümü mutlaka yerine getireceğimi düşünerek benim dostum lütfen bildiriniz ve doğrulayınız. Mustafa Kemal Atatürk. Bu konuşma metninden Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir? Hatay'ı almakta ne kadar kararlı olduğunu ve bunun için barışı bozma alışkanlığım yok. Ben toprak büyütme delisi değilim demişti. Yani barışseverliğinden aslında bahsetti. Ama ileri görüşlülüğüne dair önceden bir yaşanmamış durumu tahmin etme gibi bir olay henüz söz konusu değil. O yüzden ikinci öncülümüzü elediğimizde hangilerine ulaşılabilir? 1 ve 3'ün olduğu doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda savaşın olumsuz etkilerini hissetmiştir. Özellikle savaşın ağır ekonomik koşullarını tüm zorluklarıyla yaşamasından bahsetmişti. Türkiye ekonomisini savaşın olumsuz etkilerinden korumak için diye devam eden cümlede savaşın olumsuz etkilerini hissetmiş. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda askeri harcamaları artmış, ülke bütçesinin büyük kısmı savunma giderlerine ayrılmıştır cümlesinden çıkarabiliriz. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda bazı kanunlar çıkararak devlet kontrolünü sağlamaya çalışmıştır. Özellikle bir takım vergi ve yükümlülükler getirmesinden bunu çıkarabilirken, Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'nda nüfus planlaması yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamada nüfus planlamasından bahsedilmedi. O yüzden ulaşılamayan cevabımız B şıkkıdır. Bu görseldeki bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, Amasya genelgesinde ulusal egemenliğe vurgu yapılmıştır. Ulusal egemenliğe vurguyu biz nerede görmekteyiz? Altta Mustafa Kemal'in milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesi. Bu da ulusal egemenliğe yani ulusun iradesiyle kurtulacağından bahsetmesi karşımıza bunu getirmekte. İki, Mustafa Kemal yapacağı çalışmaları belli bir plan dahilinde uygulamaya koymuştur diyor. 25 Mayıs'a Havz'da bir süre hazırlık yaptığından bahsetmişti. Yine
Bu onun belli bir plan dahilinde çalıştığını göstermektedir. Amasya genelgesinde milli bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır diyor. Milli bilinç oluşturulmaya çalışıldığında Amasya halkı vatan ve din devlet yolunda mücadele edenleri bağrına basmakta yeterli gereken her şeyi yapacaktır cümlesinden yine bunu da çıkarmaktayız. Hangilerine ulaşılabilir diye sorulduğu için doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu görselden hareketle İstiklal Yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Coğrafi özellikleri, şimdi bölgenin coğrafi özelliklerini burada göremiyoruz. Sadece güzergahlar geçtiği güzergah verilmiş karşımıza. Hangi amaçlar doğrultusunda kullanıldığı burada yine görselden çıkarabileceğimiz bir sonuç değil. Milli mücadeleye olan katkısını henüz bilmiyoruz. Sadece görselde İstiklal Yolu'nun başlangıç noktası ve bitiş noktası. Başlangıç Ankara, bitişin İnebolu olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı.